101'in üstünde kamu görevlisi ya işine son verildi veya açığa alındı. İşlerinde bir tane siyasetçi var mı? Nerede bu işin siyasi sorumlusu? FETÖ terör örgütüyle aynı yatakta yatanlar neredeler şimdi? FETÖ terör örgütüyle paralel gidenler nerelerdeler şimdi? Hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Siyasi ayağını çıkarmak için hesabını soracağız. Hesabını sormazsam namerdim ben. Diyorlar ki FETÖ bizi kandırdı. Biz saftık. Ama Kılıçdaroğlu bunların hepsini biliyordu. O zaman Kılıçdaroğlu yargılansın diyorlar. Ben de şu teklifi yapıyorum. Kendine güveniyorsan ben yargılanmaya hazırım. Sen de gel. Beraber yargılanalım. Gelirler mi? Gelemezler, ben de biliyorum. Gelemezler. Bakın, kendilerinin içinde dünya kadar FETÖ'cü var. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Bayrak kullananlar var. Bunu da çok iyi biliyoruz. Bunların gücü öğretmene yetiyor. Ere Erbaş'a yetiyor. Gazetecilere yetiyor. Yazarlara yetiyor. Üniversite hocalarına yetiyor. Bunların gücü bunlara yetiyor. Bunların gücü başkasına yetmiyor. Çünkü onlardan intikam almak istiyorlar. Yani gazetecilerden, yani öğretim üyelerinden, yani akademisyenlerden intikam almak istiyorlar. Hani bunlar ne diyorlardı? Ağacın kökünü yesin demişlerdi. Ağacın kökünü. O gariban çocuklara, 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında annenin beslemek zorunda olduğu o çocuklara. Ben de onlara diyorum ki onlar ağaç kökü asla yemeyecek. Bütün mazlumlara sahip çıkacağız. Eğer yiyeceksen sen zıkkımın kökünü ye. Sevgili Peygamberimiz veda hutbesinde şunu söylüyor. Herkes kendi işlediği suçtan sorumludur. Bir kimsenin işlediği suç babasına, annesine, evladına yüklenemez. Doğru mu? Doğru. Peki onlar ne yapıyorlar? Hem Müslüman geçiniyorlar, hem küçük çocukların bile nafakalarını ellerinden alıyorlar. Ne diyorum? Bunların yatacak yeri yoktur diye. Bunlar büyük bir günah içindedirler. Devlette liyakati kaldırdılar, devleti çökerttiler. Devleti çökerttiler. Bugün geldikleri nokta budur.